Öncelikle herkese merhabalar efendim. Kocaeli çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Leslie Hanım yanımızda. Kendisi Nes Renkli Düşlerin sahibi. Leslie Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Adım Neslihan Han Akçay. Bundan önce bir 14 sene bir kurumsal firmada çalıştım. Çocuklarımla daha fazla vakit geçirebilmek için ve onlar için bir şeyler katabilmek için böyle bir oyun evi işletmeye karar verdim. Tam olarak burada ne gibi hizmetler veriyorsunuz Neslihan Hanım? Biz burada özellikle çocuk emanet sistemi üzerine çalışıyoruz. Ben daha önce kurumsal firmalarda çalışırken çocuklarım hep böyle kreşlerde, evde bakıcılarla büyüdü. Ben bunun acısını yaşadığım için, zararını gördüğüm için açıkçası daha fazla... Yaşayan bilir. Evet, aynen öyle, yaşayan bilir. Çalışan anneler beni çok iyi anlayacaklardır. Ve etrafımda artık çocukların çok fazla bir çocuklarla haşır neşir oynayabilecekleri yerler de yok. Özellikle çocuklarım için onları düşünerekten böyle bir oyun evini işletmeye karar verdim. Bizim burada meslek odalarımız var. Hastane, mutfak, manav, kuaför, tamirci, müzik atölyesi. İçinde böyle değişik oyuncaklarımız var. Meslekleri tanıtıyoruz ve çocuklar buraya geldikleri zaman hep beraber grup halinde oyun oynamaya başlıyorlar. Ben bundan çok fazla keyif alıyorum. Özellikle bazı anne babalarımız, velilerimiz çocuklar burada oynasınlar, başka çocuklarla bir paylaşım içinde olsunlar diye getiriyorlar ve çok mutlu ayrılıyorlar. Burada çocukların arayacağı, istedikleri birçok oyuncak var meslek odalarıyla beraber. Onun dışında trambolimiz var, Survivor Park'ımız var, çok eğleniyorlar orada. Top havuzumuz var, kum havuzumuz var. İkisini şu an pandemi sürecinde kullandırtmıyorum. Onun dışında bahçemiz var, bahçemizde çok rahat oynuyorlar. Orada değişik etkinlikler yapıyoruz açık havada. Peki Neslihan Hanım, kaç kişilik bir ekibiniz var? Ekip konusunda çok şanslıyım. Çocuk gelişim mezunu ablalarımız var, oyun ablalarımız var. Onlarla birlikte burada çocuklarla beraber ilgileniyoruz. Yaptığımız etkinliklerin hepsine uzman ve branş öğretmenleri geliyor. Aynı zamanda çalıştığımız psikologlar var, psikiyatri danışmanlarımız var. Uysal atölyeleri olsun, onun dışında yaptığımız İngilizce atölyeleri olsun, eleştiri atölyeleri olsun. Hepsi kendi branşında çok iyi insanlarla beraber ve hepsi bana çok destek. Burada hani çok güzel bir aile oldu. O yüzden içim çok rahat. O belli oluyor zaten. Güvenilir bir şekilde annelerimize bırakabilirler çocuklarını, evet, diye düşünüyorum. En büyük avantajımız insanların güvenini kazanmış olmak. Çünkü ben burada kendi çocuklarıma nasıl bakıyorsam gelen çocuklarla da o şekilde ilgileniyoruz. Hiç kimsenin de aklı kalmıyor çok şükür. Çok güzel. Neslihan Hanım, biliyorsunuz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizleri rakiplerinizden ayıran özellik nelerdir? Bizleri, ben aslında kimseyi rakip olarak görmüyorum. Yani sıradan bir oyun evindeki elektronik aletler burada yok. Onlardan istemiyoruz, jetonlu aletler yok, onları buraya sokmadım özellikle. İşte top havuzu, trambolin falan her yerde var. Bizdeki özellik buradaki meslek odaları, spor aletlerimiz var. Bazen sınıf halinde gelen velilerimiz var. Çocukları burada oynarken onlar kendi aralarında çaylarını, kahvelerini içip muhabbet edebiliyorlar. Zaten gördüğüm kadarıyla kendilerine ait yerler de var burada. Evet. Çocuklarını bekleyebiliyorlar da. Evet, en büyük rahatlığımız da o. Veliler geldiği zaman burada çocuklarını izleyebiliyorlar ve bekleyebiliyorlar. Aynı zamanda emanet sistemimiz gerektiği gibi işte işleri varsa biz onlar gelene kadar çocuklarını gözümüz gibi bakıyoruz.